Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi 16 Nisan'da bir referandum gerçekleştirdik. Ancak o günden itibaren bu referandumla ilgili tartışmalar artarak devam ediyor. Bu tartışmalar sadece Türkiye gündemiyle sınırlı değil, uluslararası gündemin de önemli konu başlıklarından bir tanesini oluşturuyor. Bütün bunlar oy işleminden önceki yaşanmışlıklar, oy gününde yaşananlar ve YSK'nın aldığı skandal kararların ürünü. O gün YSK bir dizi hukuksuzluğa, kanunsuzluğa imza attı. Bu da kamuoyunda sıklıkla yer aldı. Akabinde üç siyasi partinin bu seçimin iptaliyle ilgili başvurusu var idi. YSK bununla ilgili toplantı gerçekleştirdi. Ama dönüp baktığımızda 16 Nisan günü yapmış olduğu iki toplantıda yaklaşık 20 ile 30 dakika içinde karara bağlanan o toplantıların sonucunda bizim iptal başvurumuzun görüşüldüğü toplantı 7 saatlik bir zaman dilimine ulaştı. Şimdi dönüp baktığımızda iki önemli kararın alındığı toplantı 20 ile 30 dakika içerisinde alınıyorken ki kendilerince haklı gerekçelerin, somut gerekçelerin olduğu ifade ediliyor. Ama o kararların ve seçimin iptali yönündeki başvuru 7 saatlik bir görüşme sonucunda sonlandırılıyor. Demek ki 16 Nisan'daki toplantılarda alınan kararlar gerçekten maddi temeli olmayan hukuksuzluğun ve kanun tanımazlığın ürünüdür. YSK kanun yapma organı değildir. Kanunu uygulamak durumundadır. Ama maalesef YSK 16 Nisan'da kanunu içe sayarak bu tür kararlarla seçime gölge düşürmenin ötesinde seçimin meşruiyetini tartıştıracak bir noktaya taşımıştır. Hep 82 Anayasası'ndan örnekler verilir. 82 Anayasası darbe anayasasıdır. Bu anayasa değişikliğiyle birlikte YSK'nın skandallara imza attığı bu kararlarıyla mühürsüz seçim sonucunda oluşan anayasa darbe anayasasıyla birlikte bir ayıplı anayasaya dönüşmüştür. Ve sürekli tartışılacaktır. Her fırsatta konu gündeme geldiğinde akıllara YSK Başkanı ve 9 üyenin tavrı, aldığı kararlar hep konuşulacaktır. Anlaşılan o ki YSK'nın 10 üyesi itaat et, rahat et anlayışına herhalde teslim olmuşlardır. 16 Nisan günü aldıkları kararı iki gün sonra yazılmış. Bizim iptal başvurumuzun reddinin kararı alındığı toplantı sonucu üçüncü gününe girmiş olmasına rağmen hala karar ortalıkta yok. Karar yazmakta bile zorlanan bir anlayış söz konusu YSK'da. Tabii bu meşruiyeti tartışılan anayasa ile ilgili biz anayasa değişikliği ile ilgili başından itibaren tavrımızı koyduk. Bu kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Ve bununla ilgili de bizim karar organlarımız, yetkili organlarımız mevcut bildiğiniz gibi. Hatırlarsanız anayasa değişikliği metni parlamentoya sunulduğunda bahsettiğim bu
yetkili organlarımızla uzun görüşmeler yaparak, çalıştaylar düzenleyerek tavrımızı netleştirmiştik. Şimdi aynı yolu izleyeceğiz. Bir dizi toplantı gerçekleştireceğiz. Toplantılardan ilkini cumartesi günü genel merkezimizde milletvekili arkadaşlarımızla birlikte kapalı grup toplantısı olarak gerçekleştireceğiz. Gerçekten 2 aylık süre içerisinde Edirne'den Hakkari'ye kadar Türkiye'yi karış karış gezen milletvekili arkadaşlarımızın o nitelikli çalışmasını o gün referandum sürecini değerlendirerek daha sonraki süreçle ilgili de değerlendirme yapacağız. Ardından 25 Nisan Salı günü parti meclisimizi toplayacağız. 29 Nisan Cumartesi günü Ankara'da il başkanları toplantımızı yapacağız. Onun arkasından da belediye başkanlarımızla birlikte bir başka toplantı gerçekleştireceğiz. Bütün bunlar referandumu değerlendirmenin yanı sıra bundan sonraki stratejimizi belirlemek adına yapacağımız toplantılar bize yön verecektir. Önemli kararları alma noktasında değerlendirmeleri arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Ve oradan çıkan sonuçlar bize bundan sonra atacağımız adımlar noktasında yol gösterici olacaktır. Ve bu toplantıları kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirerek siz değerli basın mensupları ve kamuoyuyla bu toplantıların sonuçlarını paylaşarak daha sonra atacağımız adımları da sizlerle birlikte kamuoyuyla paylaşacağız. Teşekkür ediyorum. Varsa evet. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri de ülkenin genelini ilgilendiren konularda bir karar veremez diyorlar. Şimdi bu durumda ne yapıyoruz? Toplantılara dikkat çektiğiniz ama... Bütün bunları değerlendireceğiz ve biz hukuki yolların tamamını önümüze koyarak bakacağız, kararlar alacağız. Alacağımız kararlar çok somut kararlar olacak. Yani atacağımız her adımın bir anlamı olacak. İş olsun diye bir girişimde bulunmayacağız. Elbette Sayın Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı bu yönde açıklamalar yapacak da bu çok doğal. Ama herhalde bizim de değerlendirmeye tabi tuttuğumuz çok önemli görüşler var. Bu konuda uzmanların ve akademisyenlerin de görüşleri bizim için kıymetli. Onların da görüşlerini alarak adım atacağız. Efendim, mecliste referandumla ilişkin sonrasındaki süreç alakalı uyum süreci ilişkin bazı genel kurul çalışmaları olacak. CHP için çağrı da aslında çalışmalara CHP katılmasın diye. Peki sizin böyle aldığınız bir karar var mı? Çalışmalarda yer alacak mısınız, almayacak mısınız? Evet. Biz MYK'da da ve bahsettiğim toplantılarda da bunlara da değerlendireceğiz. Yani bu uyum yasalarıyla ilgili tavrımızı da bu toplantıların ışığında ortaya çıkaracağız. Ama şu anda bu yolda almış olduğumuz bir net bir karar yok. Sadece değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Zaten bu toplantıları seri bir şekilde kısa bir zaman aralığı içerisinde yapmamızın gerekçelerinden bir tanesi de bu. Evet, siz. Efendim, seçeneklerini hep değerlendireceksiniz ama net olarak elinizdeki sonuç seçenekler nedir? AYM'den bir karar alınamazsa AYM'ye gidecek misiniz? Ya da başka platformlarda da sesiniz. Evet. Bizim dosyamızda değişik seçenekler var. Bunun yanı sıra dışarıdan da partili organlarda görev almayan dışarıdan da değişik öneriler, değişik düşünceler bize ulaştırılıyor. Bunların hepsi seçenekler arasındadır ve bu seçenekleri değerlendireceğiz. Peki, bu yaptığınız ilk değerlendirmeleri 2019'da umutlu musunuz? Çok ama çok umutluyuz. Sadece eğer 2019'dan kasıt bir seçimse, biz 2019'da yapılacak ya da olası bir seçimin tarihi ne olursa olsun hepsinden umutluyuz. Yerel seçimlerden çok umutluyuz. Çıkan sonuçlar sadece bizi değil, %50'nin üzerinde hayır veren seçmenlerin yanı sıra evet oyu veren kardeşlerimizi de bu konuda farklı bir noktaya itecektir. Çok açık bu yaşananlardan dolayı. Ondan sonraki seçimlerde de biz çok ama çok umutluyuz. Genel seçimde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Bunları hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Evet.
Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.